Gülsün Hanım'ı bekliyoruz şu anda. Kusura bakmayın, teknik bir sıkıntı oldu. Gülsün Hanım şimdi katıldı. Kusura bakmayın, kesildi yayın sizin tarafınızda galiba. Ben de anlayamadım. Sonra size de ulaşamadım. Çok da güzel gidiyordu. Neyse ki bir sürü yorum geldi güzel. Biz bekleriz Gülsün Hanım'ı diye size de ulaşamayınca tekrar bir başlattım. Kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah, estağfurullah. Acaba neresinde kesildi bilemiyorum tabii. Evet, ben de bilemiyorum. Dilerseniz siz nasıl içinizden geliyorsa eğer birazcık çalışırsanız sizi bekliyor hayranlarınız. Burada yorumlar yapıyorlar hala. Ben Tamam. de tekrar yorumları kapatayım. Tamam, peki. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyecektim. Tabii ki. Ben çalarken siz de mesela ufak tefek belki bilgisayarda bir yerlere basarsanız, yani sesler çok fazla geliyor. O zaman onu daha sessiz olursa Tabii ki ben sessizde şey yapıyorum şu anda. Ayarlıyorum ortamı. tamam, peki. O zaman başlamalıyım en iyisi. Teşekkür ediyoruz. Zahmet olacak. Çok sağ olun. İnşallah kesilmez bu sefer. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
Teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Rica ederim. Bilmiyorum kesiliyor mu ne kadar? Yok. Şu an gayet güzeldi yayın.
Ellerinize sağlık. Dinleyebildiniz. Çok sevindim. Şey, bu dönemde bu dönem bitince bu canlı yayın konserlerinin devam edeceğini düşünüyor musunuz? Genel olarak. Genel olarak konserlerim başlayınca tabii hem çok daha fazla seyahat ediyorum. Hem de yani kaldığım yerlerde aynı imkanları bulamayabilirim. Akşamları prova salonları kapalı olabilir. Sabah canlı yayın belki yani biraz herhalde kesilecek daha sonra. genel olarak müziğe olumlu bir olacağını düşünüyorum ama bu dönemin. Efendim? Genel olarak müziğe olumlu bir katkısının olduğunu düşünüyorum bu dönemin. Kesinlikle insanların yaratıcılığını arttırdı. Bence de. Kesinlikle öyle oldu. Yani ben o kadar çok repertuar burada çaldım ki yani başladığından beri şimdi aşağı yukarı 2 aya yaklaşıyoruz. 2 ayda yani pek çok işte Chopin sonat, Schubert sonat, Cesar Franck, Prelude Korolev, Gaspar dönemi yani büyük bayağı büyük eserler ve aralarda da pek çok şey şöyle bir düşününce gerçekten uzun bir repertuar burada çalmış oldum ve bu bana çok çok mutluluk verdi. Sanıyorum dinleyiciler de aynı şekilde mutlu oldular. Güzel bir paylaşım oldu. Hatta bazıları dediler ki ellerinizi bu kadar yakından göremiyoruz konser salonunda. Onun için bizim de hoşumuza gitti böyle bu şekilde de dinlemek. Yani güzel bir şey oldu. Çok güzel. Aralık ayında sizinle Adnan Saygın'da yaptığımız konserde bize en çok gelen talep Gülsün Hanım'ın ellerini görebileceğimiz bir yere oturmak istiyoruzdu. galiba bu dönemde bu çok iyi oldu. Evet, herkesin yeri çok iyiydi. Bu konuda kimse birbiriyle tartışmaya gerek kalmadı. Doğru söylüyorsunuz. Yani piyano çünkü ortada duruyor sahnede. Sol taraftakiler iyi görüyorlar ama sağ taraftakiler göremiyorlar tabii. Aynen. Bu arada o dönemde yine siz İzmir'den galiba başka bir şehre, oradan başka bir şehre bu şekilde yoğun bir tempoda çalışıyordunuz. Sosyal medyaya da bu dönemde bunu yansıttınız aslında. Karakterinizi uzun bir şekilde kullandınız diye düşünüyorum yine. Doğru. Evet. Tekrar size desteğiniz için. Sayenizde çalışmalarımızdan haberdar olmayan birçok insana ulaşıyoruz her zaman. Bir yılda 2 kez bizim için konser verdiniz. Çok güzel. Benim için de çok büyük bir, yani çok mutluyum ki böyle bir sanatımla böyle bir yardımda bulunabilmiş olmak benim için de çok mutlu olurdu. Kendinize çok iyi bakın. Umarım tekrar sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese sağlıklı, güzel günler dilerim. Sağ olun. Burada İzmir'e çok selamlar. Siz de İzmir'desiniz. En çok sanırım orada güzel kutlanıyor Hıdrellez. O da kutlu olsun. Evet. Doğru. Bugün Hıdrellez. Onu bugünlerde biraz atladık ama evet. Bugün umarım. Ben de onun için buraya gün koydum. Süper. Umarım tüm dilekleriniz gerçek olur. Sağ olun. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun.